Kira fiyatları son günlerde gündemde yer alan konular arasında. Fırsatçı ev sahiplerinin son dönemde uyguladığı fahiş zamlara ilk darbe vurulmuş, kira artış oranı sabitlenmişti. Ancak ev kiralarının ne zaman düşeceği konusu merak ediliyor. Kira fiyatları düşecek mi, ev kiraları ne zaman ucuzlar sorularının yanıtı haberimizde. Dünyada yaşanan yüksek enflasyon konut fiyatlarını da vurdu. Konutlar elde kalınca bu kez kira fiyatları arttı. Çok yüksek. Gerçekten. Bir emekli maaşıyla bir kira ödemek çok zor. Yani çok yüksek. Hem satlık hem kiralık yani çok yüksek. Vallahi benim şu an kiram 1200 falan ama çıkacak. Ne kadar olacak? En az 2'ye yakın gider. İki, bir buçuğu geçer yani. Elazığ'daki kira fiyatları nasıl buluyorsun? Pahalı, çok pahalı. Yüksek bayağı. Yani kiracı yandı herhalde. Yani TOKİ konutları da yapılmış olsa da bile dahil bu şehirde yani bu ülkede kira artışları düşmez. Peki kira fiyatlarında bir düşüş olacak mı? Ev kiraları ne zaman ucuzlar? Merak edilen soruları Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak yanıtladı. Bugün Elazığ'ımızda bir dairenin maliyeti 300 bin lirayken bugün 900 bin liraya çıktı. Neden 900 bin liraya çıktı? 4 bin liralık olan bir dairemiz şu an 15 bin, 16 bin, 17 bin seviyelerine gelmiş. Çünkü bunlar da ne oluyor? İnşaata yani maliyetini yükseltiyor. Albayrak, TOKİ konutlarının yapılmasının kira ve ev fiyatlarına çok büyük etkisinin olmayacağını, fakat cüzi miktarlarda düşüşün yaşanacağını kaydetti. Diyelim ki mesela 1 milyonluk daire yani 500'e düşmez. Neye düşer? 900'e düşer. Fazla düşmez. Çünkü niye? Maliyetler çok yüksek. Kurtarmıyor. Yani dediğim gibi bir betonun, bir pikabın mesela diyelim ki 100 liradır, bugün olmuş 500 lira, 700 lira, 1000 lira. Yani daha artık örnek veriyorum, dairenin maliyetinin yüksek olmasından dolayı kurtarmıyor. Ama TOKİ'ler yapıldığı zaman da yani çok büyük etki etmez. Cüzi bir etkisi olur. Çünkü neden? TOKİ'leri mesela diyelim ki bugün ben alıyorum. Bizim dediğimiz yerde de mesela 2 milyonluk daire alanlar da var, işte 1,5 milyonluk daire alanlar da var. Ondan dolayı çok büyük bir fark etmez. Ama cüzi de olsa bir düşüş olur. Albayrak, Elazığ'daki kiralık ev fiyatlarının düşmesi için inşaat malzemelerindeki fiyatların düşmesi gerektiğini aktardı. Bugün Elazığ'da en düşük evin kirası işte 1000'le 2500, 3000'e kadar gidiyor. O da neden kaynaklanıyor? Vatandaş diyor ki ben bugün işte 1 milyon, 1,5 milyon verdiğim zaman niye yani 1000 lira, 500 lira kira vereyim? Ben 1500 lira para, 1 milyon 500 lira para bağlamışım. Ne olacak? Otomatikmen o evin kirası da yani 3000 olacak, 2500 olacak. Tabii fiyatların, ev fiyatlarının düşebilmesi için de inşaat malzemelerinin düşmesi lazım. Demirdir, betondur, işte alçısı neyse. Yani bunlar düşmeyene kadar kesinlikle bu olmaz. İkinci bir husus, Elazığ'ımızda imarlı fazla arsamız olmadığından dolayı müteahhitlerimizin önü açık değil. Tabii bugün bir Elazığ'da diyelim ki 50 tane arsa var. Bu arsalar 5000 tane olduğu zaman ne olacak? Müteahhitlerin önü açılacak. Bugün %50 ile değil de %40'dan yapacak, %30'dan yapacak. Ne olacak? Bu da ev maliyetini düşürecek. Bugün bir daireye arsa payı nereden baksanız 200 bin ile 300 bin arası arsa payı biniyor. Ondan dolayı ne oluyor? Fiyatlar tabii otomatikman yükseliyor.